Alo. Buyurunuz. İyi günler hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Buyurun. Hayırlı yayınlar hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hocam ben Kayseri'den arıyorum siz de. İsmim Ahmet. Hocam benim bir sorum olacak. Şimdi hocam ben 9 yıldır çeşitli bankalarda çalıştım hocam. Yani rızkımızı oradan çalışarak kazandık, öyle söyleyeyim ben size. Son 3-4 aydır da malum bir banka, ismini vermeyeceğim. Şu anda hükümetle arasında problem olan bir bankada çalışıyordum. O gruba yakın olmadığım sebebiyle de çıkarıldım hocam. Şu anda maalesef işsiz bir şekilde devam ediyorum. Hocam benim sormak istediğim nokta şu. Bu bankalarda çalışmayla alakalı ben sizin bir görüşünüzü alacağım hocam. Hani normal bankalarda çalışmakla veya katılım bankalarında çalışmak arasında dinimizce yani icazet boyutunda sıkıntılar var. Ben hani 9 sene boyunca çalıştım ama hep içimde bir şüphe var. Yani rızkımı böyle aslında helal yoldan ben de kazanmak istiyorum hocam. Ama ailem tarafından da böyle bir sürekli bir baskı var. Hani işte bu kadar işsizliğin olduğu bir zamanda iş beğenmiyorsun. İşte yine oğlum gir bir bankaya çalış, bu kadar tecrüben var diye. Böyle ailemle kendi nefsim arasında gidip geliyorum hocam. Sizin görüşünüzü de ben almak istedim. Dinimizin bilir, büyütme söyleyeceğiz zaten. Peki efendim. Peki teşekkür ediyoruz. Efendim ilk dinleyicimiz ben 9 yıldır dedi bankalarda çalışıyorum. Dedi son olarak da dedi bir işte özel bankada çalışıyordum falan dedi. Seçimlerden sonra dedi hani dedi çalıştığım yerde beni çıkardılar. Diyeceksin niye gülüyorsun falan da. Hani bazen mikrofonun başına geliyor, geçiyor. İnsanlıktan, insanlık sevgisinden, hak hukuktan bahsediyorlar ya böyle. Müslüman olmayan, ehl-i sünnet itikadında olmayan ve bunu kalbine yerleştirmeyen, hücrelerine sindirmeyen kimsenin haktan, hukuktan, kul hakkından bahsetmesi hepsi hikaye, fasarya. O hümanizm, insanlık falan filan hepsi hikaye. Ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını dikkatli bir şekilde okuyunca kim dosttur, kim düşmandır, kim aynı şekilde hümanisttir yani insanlara merhametlidir ise çok güzel, net bir şekilde anlar. Şimdi batılılar efendim işte insanlık sevgisi falan filan hepsi hikaye. Hangi batı ülkesi olursa olsun, hangi batı ülkesi olursa olsun, bunların tanrıları menfaattir. Hepsinin tanrıları menfaattir. Evet. Menfaati için bunlar babalarını bile keser, analarını bile keser, evlatlarını bile keser. Ar namus zaten yok. Ar namus zaten yok aynı şekilde. Böyle bir durum söz konusu değildir. Bunun İngiliz'de böyle, ondan sonra Amerikalısı da böyle, Fransız da böyle, İspanyolu da böyle, hepsi böyle bunlar. Ve Türkiye'de de bunlara benzeyen, hatta kendilerine benzeyen, mesela onlar kitaplı kafir diye, Türkiye'de kitapsız kafir çok. Bunlar da merhamet falan filan hak getire. Yok öyle bir şey. Efendim işte bir şey insanlıkta da bilmiyorum. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Laf olsun. Nefisleri o anda neyi istiyor, neyi arzu ediyorsa onu. Başka bir şey söz konusu değil. Sadece nefislerine itaat ederler. Ha, bir de korktukları zaman itaat ederler. Ya menfaatleri için itaat ederler veya korktukları için itaat ederler. Başka bir şey yok. Efendim biz insanlık için yardım ediyorsan o da hikaye. O yardımın altında muhakkak menfaatler vardır. Bir verirse bin alıyordur. Yalandır hepsi. Onun için de ben bir zamanlar kitapları okurken hubbu fillah, budu fillah niye bu kadar ısrarla durulmuş, niye bu kadar önemli durulmuş. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretlerine işte kendilerine yaşıt birisi gelirmiş böyle. Adam da çok konuşurmuş. O büyükler böyle kesmiyorlar hani sözünü de kesmiyorlar. Hani bize düşman olmasın, bize düşman olup da İslamiyet'e düşman olmasın, imanını kaybetmesin diye sabırla dinlerler. İşte arada sırada da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh fırsat bulursa söze girer. İşte hocam buyurdu ki, hocam buyurdu ki diye hocasından bahsediyor falan. Adamın dikkatini çekmiş bu. Bugün sormuş. Allah rahmet eylesin. Emel abiler anlattıydı bunu. Sormuş. Demiş ya hep demiş iki lafından biri. Yani her lafında demiş hocam diyorsun demiş ya. Bu sen hocandan ne öğrendin de bu kadar hep hocam hocam diyorsun falan. Yani mübarek de buyurmuş ki ben demiş hocamdan demiş bir tek şey öğrendim. Deyince adam şaşırmış. Allah Allah demiş ya bir tek şey öğrendim bu kadar hocam hocam diyorsun. Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki ben bir tek şey öğrendim o da bana yetti. Adam heyecanlanmış bu sefer. Neyi demiş o öğrendiğin? Kimse bilir kimse bilmez. Onu öğrendim. Yani hubbu fillah budu fillah.
Onu öğrendim. Ben bunu dinlediğim zamanlar falan, kitaplarda okudum falan. Abi bu çok önemli. Çünkü Allah-u Teala ulul azm peygamberlerinden Musa Aleyhisselam'a vahy ediyor, soruyor. Benim için ne yaptın? İşte o da ya Rabbi namaz kıldım, oruç tuttum, işte şunları yaptım. Bunlar menfaat kendine buyuruyor. Benim için ne yaptın? O zaman Musa Aleyhisselam arz ediyor. Ya Rabbi senin için amel nedir? Onu bana bildir. Allah-u Teala buyuruyor ki sevdiklerimi benim için sevdin mi? Düşmanlarımı benim için düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi? Yani hubbu fillah buğdu fillah. Hubbu fillah buğdu fillah. Ve hatta kitaplarda bir şey geçiyor. Onu önceleri anlamıyordu falan. Sonra okuyor. Sonra okuyunca tabii o enteresan bir şey. O büyüklerin kalbindeki nur senin kalbine giriyor. Buna firaset deniyor. Ta Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam mübarek kalbinden gelen o nur. Onun için müminin firasetinden sakının buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala nuruyla bakar. Yani o nur kalbe girince anlıyorsun. Küfür tek millettir diye geçiyor. Küfür tek millettir. Efendim bu İngiliz'i, Yahudisi, Fransız'ı, Alman'ı, Rus'u, Japon'u, Çin'i falan. İslamiyet hele ehl-i sünnet itikadınca hepsi ek vücut oluyor. Türk de var bunun içinde tabii. Evet, Türk de var. Eğer ateistse, Kürt'ü de, Türk'ü de, ondan sonra Çerkez'i de, Ermenisi de, Yahudisi de, Rum'u da kim olursa olsun. Bir bakıyorsun aynı safta birleşiveriyorlar. Aynı saftalar. Neyin karşısında? İslamiyet'in karşısında. Küfür tek millet. Bir zamanlar hatırlarsın. O zaman yayın yapan televizyonlar vardı. Şimdi biri o akşam İslamiyet'i sövüyor. O bırakıyor. Ertesi gün öbürü sövüyor. Bazen bunlar birbirlerine giriyorlar. Bazen birbirlerine giriyorlardı. Menfaatte çatıştığı zaman. O ona hırsız diyor. Bu televizyondaki. Öbür televizyondaki. O da sen hırsızsın diyor. İkisi de birbirlerinin şeylerine açıklıyorlardı falan. Hatta bu konuda hadis-i şerifin büyüklerinin sözü mü var? Kafirlerin birbirleri haklarında söyledikleri el hak doğrudur diye. Doğrudur. Birbirlerini iyi tanıyorlar. İyi tanıyorlar. Adam diyor ki sen hırsızsın diyor. O da diyor ki sen de hırsızsın. Adama demişler nereden biliyorsun? Kendimden ötürü demiş ya. Kendinden ötürü. Kendinden ötürü biliyor. Kendinden ötürü biliyor. Yani nereden çıktı da hani dedi ben dedi çıktı çıkardılar. Çıkarlar tabii. Bunların dostluğu mostluğu falan olmaz. Bunun çoluğu çocuğu olur bilmem ne olur falan. Kimya mühendisi bir genç anlatıyordu. Dedi çalıştığım yerde dedi masonların bir yeri. Masonlar kitapsı kafir diye geçiyor kitaplardan. Ya cin düşmanı, azalı cin düşmanı bunlar. Ben dedi gizliyordum namaz kıldığımı. Şimdi gizliyordum diyor da Balıkesir günündeyken bir arkadaş anlatmıştı. Dayısına anlatıyor. İşte demiş çalıştığım yerde demiş ben işte hani namazımı kılıyorum ama gizliyorum. Kimseye bildirmiyorum falan. Orada dayısı şöyle bakmış. Oğlum demiş neresini gizleyeceksin demiş. Abdest aldığın için, namaz kıldığın için yüzün nurlu demiş. Nereni gizleyeceksin? Konuşmandan gene anlaşıldı. Gene anlaşıldı. Ve bunu tabii kendilerinde din iman olmadığı, din düşmanlığı olduğu için kalbinde imanı olanı hemen fark ediyor. Hakiki küfür, hakiki hakkı tanır buyuruyor. Takibi alıyor. Ya bu çocukcağız aynı şekilde şey hani bir şey seriyor, onun üstünde kılıyor falan. Bak doğrudan doğruya namaz kıldığını diyemiyorlar. Ama tespit ediyor bunu, yakalıyor adam koyuyor. O kadar çalışanın içerisinde. Sen diyor kimya mühendisin, hijyene dikkat edeceğim falan hepsi hikaye. Hijyeni falan. Namaz kıldı diye aynı şekilde çıkartıp attılar. Ondan sonra da bunlar kalkar, haktan, hukuktan, insanlıktan bahseder. Gel de külahımı anlasın onu. Ben çocukken bir tane uzaktan böyle akraba olurdu falan. Bize de dayı da ettirlerdi. Adamcağız makinalı tüfek gibi. Hele dedim bu okumuş olsaymışmış falan ya bunu durdurmak mümkün değil. Çarklı erken harp yani. Oğlu vardı biz onlara da dayı derdi. Gelirdi bana yeğen derdi. Babamla dedi konuşurken dedi. Dedi öyle bekleyip durma dedi. Takkeni çıkar koy önüne git dedi. Onu da konuşur yani. Tabii konuşur. Dolayısıyla bu hak, hukuk işte falan filan diyenlere takkeni çıkaracaksın ona konuşsun bunlar tamam mı? Takkeni çıkaracaksın ona konuşsun. Yani hikaye anlatılır. Peki bankada çalışmanın hükmü nedir? Bu konuda tam ilmi Hasadet-i Ebedi kitabında faiz banka bahsinde açık net bir şekilde oradan nakiller yapılarak bildiriliyor. Bankada çalışanın aldığı para haram değildir deniyor. Niye? O da izah edilmiş. Evet banka faiz veriyor. Ama onun dışında helal ve mübahşiler de yapar banka.
Efendim işte hani kafirlerden geldi, kimle gelirse gelsin. İslamiyet kimden geldiğine bakmaz. İslamiyet'in bildirdiği kurallara uyup uymadığına bakar. Yani mesela Türkler de sonradan Müslüman oldu. Kürtler de sonradan Müslüman oldu. Araplar da sonradan Müslüman oldu. Öyle hep sonradan Müslüman oldu. İslamiyet geldi. Araplara da, Türklere de, Hintlilere de, hepsine geldi. Onların örf ve adetleri vardı. Bu örf ve adetler İslamiyet'e aykırı ise değiştiriliyor. İslamiyet aykırı değilse, İslamiyet onlara müdahale etmiyor. İslamiyet onlara müdahale etmiyor. Hatta yemesinde, içmesinde, giyiminde bile Orta Doğu bölgesi erkekler bile antari şeklinde giyiyor. Ona müdahale etmemiş. Ama yukarı kuzeye doğru kaydıkça evet, Türk'ü, İranlısı, Ferslisi, Pakistanlısı, Kafkaslardaki, Balkanlardaki farklı giyiyor. Soğuğa karşıya karşı elbise değişik. Dolayısıyla ona müdahale etmemiş. Kadının giydiği elbiseye bile. Sadece kadının aynı şekilde vücut hatları belli olmayacak şekilde, dar olmayacak şekilde eli yüzü hariç bütün bedenini örtmesi lazım buyuruyor. Bitti o kadar. İşte faraca giyecek, çarşaf giyecek, ondan sonra antari şeklinde olacak falan. Böyle forma bildirmemiş. Erkekler için de aynı şekilde bol olacak. Namaz kılarken de aynı şekilde mekruhtur deniyor. Bunlara müdahale etmemiş. Ama haram olan ve İslamiyet'in emrine muhalif olan şeyleri yıkmış. Onları aynı şekilde indirmiş, yok etmiş. Oralara müdahale etmiş. Dolayısıyla banka kafirler kurmuş. Ama bazı şeyleri para sattığı için haram işliyor. Gidiyorsun mesela havale yapsın. PTT de yapıyor aynı şeyi. Elektrik, su bilmem ne parasını aynı şekilde ödemek için bankaya gidiyorsun. Yapıyor. PTT de yapıyor aynı şeyi değil mi? Evet. Veyahut da elektrik idaresi veya su idaresi, doğalgaz idaresi kendisi de yapıyor bunu. Paranı saklıyorsun. Mesela. Veya paranı orada muhafaza ediyorsun. Vadesiz yatırıyorsun. Faizi de bulaştırmıyorsun mesela. Almıyorum diyorsun. Hani faiz diyorsun ama o fazlalığı da almıyorsun. Bu hizmetleri yapıyor. Yani sana koruma. Bunlar için de aynı şekilde para alıyor. Canım arkadaş şirket dairesi değil o. Şirket dairesi değil. Oturduğum yerde bilgisayardan giriyorum ben. Bir yerden bir yere aynı şekilde parayı aktarıyorum ben. Değil mi? Değil mi? Belli bir ücret alacak bu. Helal ve mahiş yapıyor bunu. Orada personel de çalıştırıyor. Buna kimsenin diyeceği hiçbir şey yok. İslamiyet de buna bir şey demiyor. Para satmasına diyor. Ama %100 haramla çalışmıyor. Dolayısıyla bunun orada o işi yapan, orada çalışan bir kimsenin aldığı bunun için haramdır denmez buyuruluyor. Haram değildir. Bankada çalışanın aldığı para haram değildir. Mesela lokantalar var. Yemek de satıyor. İçki de satıyor. Haramla helal karıştırıyor. Mülk habis oluyor. Kazancı mülk habis olan verdiğini almak caizdir buyuruyor. Kitaplarda bunlar açıkça net bir şekilde bildirilmiş.